Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in çevresinde bir aslan dolaşıyordu. Yiğitler yiğidi dolaşıyordu. Yiğitlerin seyyidi dolaşıyordu. Sessizdi, sakindi, cana yakındı. Sakin bir deniz gibiydi. Ama dalgalandığı zaman dev dalgalara dönüşürdü. Karşısına kim çıkarsa çıksındı, gözünü budaktan sakınmazdı. Bu yiğit insan Hazreti Hamza Efendimiz'di. Peygamber Efendimiz'in amcasıydı. Dağlarda aslan avcısıydı. Olup bitenleri seyrediyordu. Yeğenini çok seviyordu. Ona bir şey olsa buna dayanamazdı. Yeğeninin çok güçlü bir şahsiyet olduğunu derinden anlıyordu. Ona dokunanı affetmezdi. Yeğeninin hem yetim hem öksüz oluşu onu ta can evinden yaralıyordu. İki kanadı kırılmış o güzeli canı gibi aziz bilirdi. Hamza Efendimiz cins Arap atına biner, okunu yeğeni alır, Mekke'nin vadilerinde, dağlarında aslanların peşinde koşardı. O bir aslan avcısıydı. Korkusuzdu, civan mertti, cengaverdi. Yine bir gün cins Arap atının üzerinde aslan avlamak için Mekke'nin dağlarında şahinler gibi uçuyordu. O gün Peygamber Efendimiz Safa tepesi yakınlarındaydı, yalnızdı. Derken Ebu Cehil göründü. Ebu Cehil çevreye göz gezdirdi. Kimsenin olmadığını anladı. Bunu büyük bir fırsat olarak düşündü. Peygamber Efendimiz'e yaklaştı ve hakaretler etmeye başladı. Aşağılık sözler söylüyordu. Aşağılık kelimeler kullanıyordu. Onun hakaretlerini Abdullah bin Cüda'nın azatlı cariyesi duymuştu. Bu kadın mümindi. Müslüman oluşunu gizliyordu. Peygamber Efendimiz'e yapılan hakaretler onu perişan etmişti, dilhun etmişti. Ama mümin kadının bildiği bir şey vardı. Sabahleyin Hamza atının üzerinde ava gidiyordu. Mümin kadın onu ava giderken görmüştü. Şimdi dört gözle Hamza'yı bekliyordu. Onun önüne geçecekti. Gördüklerini, duyduklarını Hamza'ya anlatacaktı. Artık gözü yollardaydı. İkindi sonrasıydı. Hamza'nın gelme zamanıydı ve cins Arap atının üzerinde süzüle süzüle geliyordu. Atı son derece heybetliydi. Kendisi ise bir başka heybetti. Gelenin görünüşü tam bir ihtişamdı. Kadın hemen yola fırladı. Heyecanlıydı, öfkeliydi. İyice yaklaşınca, "Ey Umare'nin babası, ey Hamza! Biraz önce gördüklerimi görseydin hiç dayanamazdın. Ebul Hakem, Ebu Cehil bugün yeğenine demediğini bırakmadı. Hiç hoşa gitmeyecek, duymak istemeyeceğin şeyler söyledi. Muhammed ise hiç karşılık vermedi. Sessizce evine gitti." Hamza'nın rengi bir anda değişiyordu. Büyük bir öfke seline dönüşüyordu. Yeğenin aşağılanmasına asla tahammül edemezdi. Şimdi Ebu Cehil ve avaneleri Kabe'nin gölgesinde oturuyorlardı. Hamza Efendimiz süratle Kabe'ye yürüdü ve Ebu Cehil'in önüne dikildi. Hamza Efendimiz hiçbir şey demiyordu ama öfkesinin dalga dalga olduğu çok belliydi. Gözleri alev alevdi. Elindeki yeyi şiddetle Ebu Cehil'in kafasına vurdu. Ebu Cehil'in kafası yaralandı ve kan akmaya başladı. Çevresi Hamza Efendimiz'in üzerine yürüdü. Ebu Cehil, "Onu bırakın, o haklı.
Ben yeğenine kötülük ettim. Onun üzerine fazla varırsanız yeğeninin safına geçebilir diyordu. Hamza Efendimizin öfkesi hala geçmemişti. Onlara bilesiniz, ben yeğenimin safına geçiyorum. Onun dininin doğru olduğunu onaylıyorum. Bundan böyle yeğenime bir şey yapan karşısında beni bulur diyordu ve evine yöneliyordu. Akşam olunca öfkeyle karar verdiğini anlıyordu. Bunun doğru olmadığını düşünüyordu. Şimdiye kadar da Peygamber Efendimizin davetine olumlu bir tutum içinde olmamıştı. Ne yapacaktı? Kararından dönmesi gerekiyor muydu? Ya da kararını vermişti, devam etmeli miydi? Tam bir düşünce kargaşası içindeydi. Efendimiz'i dinlemeye karar verdi. Davanın ne olduğunu geniş bir şekilde anlatmasını isteyecekti. Asıl kararını o zaman verecekti. Sabah olmuştu. Peygamber Efendimiz'e geliyor ve İslam'ı anlatmasını, ayetler okumasını istiyordu. Peygamber Efendimiz ayetlerle Rahman-ı Rahim anlatıyordu. Kadir-i Mutlak'ı anlatıyordu. Hayat sahibini anlatıyordu. Hiçbir ortağı olmayan, eşsiz olanı anlatıyordu. Varlıklardan hiçbirine benzemeyen, bütün mülkün sahibini anlatıyordu. Tüm mülkün yegane sahibiydi. İnsanlar öldükten sonra ve mahşer kurulduğunda her insana bu dünyadaki hayatını sorgulayacaktı. Bu dünya hayatında helal ve temiz bir hayat yaşayanlara mükafat verecekti. Ama dünya hayatında kötülükler yapmışsa, zulümler işlemişse, Rabbine nankörlük yapmışsa ceza verileceğini bildiriyordu. Efendimiz putperestliğe değiniyordu. Putperestliğin büyük bir aşağılık olduğunu vurguluyordu. İnsanların ağaçtan ve taştan yaptıkları şeylere ilah demelerinin insanın onuruyla bağdaşmayacağını, puta yönelişin tam bir zavallılık olduğunu beyan ediyordu. Efendimiz değindiği konularla ilgili ayeti kerimeler okuyor, konuyu bütünlük içinde sunuyordu. Hamza Efendimiz yeğenini kemali ciddiyette dinliyor ve iman iklimine yöneliyordu. Kelime-i şehadetle İslam'la şerefleniyordu. Bir kanaldan gelen bilgi böyleydi. Hazreti Hamza Efendimiz İslam'la şereflenmesinin böyle olduğu anlatılıyordu. Kimi kaynaklarda olay böyle geçiyordu. Bir diğer kanaldan gelen bir bilgi vardı. Genel olarak olay aynıydı. Olayın son bölümünde biraz farklılık vardı. Şöyle anlatılıyordu. Hazreti Hamza Efendimiz avdan dönerken Abdullah bin Cuda'nın azatlı cariyesi önüne geçiyordu. Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'e hakaretlerini anlatıyordu. Hazreti Hamza süratle Kabe'ye varıyor, şiddetle yayını Ebu Cehil'in kafasına vuruyordu. Böylece yeğeninin intikamını alıyordu. İntikam almanın sakinliğiyle yeğeninin yanına geliyordu. Yeğenine öyle diyordu. Yeğenim, sakın mahzun olma. Ebu'l-Hakem'den, Ebu Cehil'den intikamını aldım. Artık sevinebilirsin diyordu. Peygamber Efendimiz tabii bir hal içindeydi. Gül yüzlerinde hüzün söz konusu değildi. Amcasına tatlı tatlı baktılar. Sonra amcasına, amca, senin yaptığın şey beni sevindirmez buyurdular. Hazreti Hamza önce şaşırıyordu, sonra hayretleri diyordu. Bir insan buna nasıl sevinmezdi? Kötülük yapanın dersini fazlasıyla vermişti. Sonra Hazreti Hamza, bana söyler misin yeğenim, seni ne sevindirir diyordu. Peygamber Efendimiz bütün insanlığı kucaklayan kalbiyle, kalbindeki manayla konuşuyordu. Amca diyordu, beni ancak senin Müslüman olman sevindirir. Gayrı hususlar beni sahih anlamda sevindirmez buyuruyorlardı. Hazreti Hamza'nın derdi neydi, duyguları, düşünceleri neydi, Peygamber Efendimizin kaygısı neydi, derdi neydi? Hazreti Hamza güçlü olduğunu ispat etmişti. Haşimoğullarının güçlü olduğunu ortaya koymuştu.
onlarla kimsenin boy ölçüşemeyeceğini dünya aleme duyurmuştu. Daha ne yapabilirdi? Daha neler yapabilirdi? Peygamber Efendimiz ise insanların birbirlerine üstünlük kurmalarını hiç önemsemiyordu. Bunun bir değer olmadığını öğretiyordu. Üstünlük, değerlilik, güzel bir mümin olmaktaydı. İman ikliminin asil bir insanı olmaktı. Takva ikliminin insanı olabilmekti. Bir insanın diğer insandan güç ve kuvvet olarak daha güçlü, daha kabadayı olması bir değer değildi. Bir insanın diğer insandan serbestçe, maddi zenginlik olarak daha güçlü olması daha değerli değildi. İnsani bir değer değildi. Bir insanın diğer insandan bilgi olarak çok bilgili olması bir değer değildi. Bilgili olmak kaliteli insan olmak anlamına gelmiyordu. Kitap yüklü merkepler olmak diye bir hal vardı. Ya da Yunus'un diliyle ilim ilim bilmekti. İlim kendin bilmekti. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktı. Bir insanın diğer insandan daha çok bilinen bir insan olması, şöhret sahibi bir insan olması bir değer değildi. Bunun bir kıymeti harbiyesi yoktu. Asıl olan insan olmaktı. Gönlü zengin insan olmaktı. Varoluş sırrınca bir yolun yolcusu olabilmekti. Bütün insanlara insanca muamele edebilmekti. Muttaki bir insan olabilmekti. Hazreti Hamza Efendimiz Ebu Cehil'e haddini bildirmişti. Ona korkusuz bir yiğit olduğunu öğretmişti. Bir insan hakkını koruyordu. Bu güzeldi ama insan için ölüm kalım boyutlarında bir konu vardı. Temel bir konu vardı. Önce insan Rabbini bilecekti. Bütün varlığıyla Rabbine yönelecekti. Ona güzel bir kul olacaktı. Varoluş sırrını gerçekleştirecekti. İnsan asıl olana yönelmiyorsa yaptığı çelik çomak oynamak gibi olurdu. Kendini telef etmiş olurdu. Hazreti Hamza Efendimiz derin bir düşünceye giriyordu. Müslüman olmak belli ki peygamberin gözünde en büyük değerdi. Ondan daha değerli bir şey yoktu. Hazreti Hamza Efendimiz o gece sabaha kadar Müslüman olmak üzerinde düşünüyordu. Sonra kararını veriyordu. Müslüman olmaya karar veriyordu. Peygamber Efendimiz'e geliyor, kelime-i şehadeti söylüyor ve iman iklimine giriyor. İslam'da şerefleniyordu. Hazreti Hamza Efendimiz bundan böyle yeğeninin, Peygamber Efendimiz'in çevresinde bir kartal oluyordu. Onu koruyan, kollayan bir şahin oluyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.